Aydın Ticaret Odası Kültür Evi Kahveci Bilal Ağa konağı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyelerini ağırladı. Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri kapsamında 1924-1930 yıllarında Macar ustalar tarafından yaptırılan ve Ayto tarafından Aydın'a kazandırılan Ayto Kültür Evi Kahveci Bilal Ağa konağını gezdi. Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Serap Cambazoğlu ve dernek üyeleri, Ayto Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Alpargun, Ayto Genel Sekreteri Ayşe Kavruk ve Ayto Kültür Evi Müdüresi Arkeolog İlknur Karaşayır tarafından karşılandı. Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin, "Çok güzel bir sergi olmuş, bu yüzden emeği geçenlere teşekkür ediyoruz," dedi. Şimdi önce ben Ayto Kültür Evi'ne bu hale getirenlere, şu güzelliği sunanlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir hale gelmiş. Ben kültüre çok meraklı bir insanım. Arta Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı yapıyorum. Bu anlamda da geçmişimize çok önem veren bir insanım. Ve gerçekten o kadar güzel olmuş ki ben kelime söyleyecek kelime bulamıyorum. İçeride bana anlatılanlar seneler önce yaşadıklarımız. Yaşanan bir kültür, ta ki Macaristan'a kadar değil mi dayanan bir kültür ve geçmişimiz var. Bunu bu hale getirdikleri için gerçekten size teşekkür ediyorum. Bu geziyi biz uzun zamandan beri gerçekleştirmek istiyorduk. 18 Mart Şehitler Haftası'na denk gelsin diye özellikle istedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bugün büyük bir anlayışla bizi kabul ettiler ve kendilerine de İlknur Hanım'a da Başkan yardımcımıza da çok teşekkür ediyorum. Umarım bu gezilerimiz daha sık olacak. Artı Aydın için gerçekten çok kültür merkezi burası. Bunun gibi yerlerin çok olması, duyarlı insanların bunların bu hale gelmesinde yardımcı olmalarını diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel. Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyelerini ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını kaydeden Ayto Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Alpargun da Ayto Kültür Evi'nin kapılarının tüm Aydınlılara açık olduğunu ifade etti. Aydın Ticaret Odası olarak sadece Aydın'ın ekonomik hayatının değil, sosyal kültürel hayatının da ön plana çıkmasını her zaman için amaçladığımız üzere Aydın Ticaret Odası olarak bu Ayto Kültür Evi'ni Aydın halkının hizmetine sunduk. Aydın'da 80-90 yıl önce nasıl bir yaşam vardı, nenemiz, dedemiz nasıl bir evde oturuyordu diye görmek isteyen genç kuşaklarımıza anlatabilmek için, gelecekte çocuklarımıza burayı gezdirebilmek için burayı açtık. Bugün de Sevil Hanım ve Sayın Şehit Aileleri Derneği üyeleri konağımızı ziyaret ettiler. Bundan dolayı onur duyuyoruz. Tabii şehit ailelerimiz acılarını her akşam yatağa kafalarını koyduklarını düşünüyorlar. Her sabah kalktıklarını düşünüyorlar. Biz toplum olarak bu konuda çok duyarlıyız, çok üzülüyoruz ama kendileri her gün bunu yaşayan insanlar. Bu konuda onların da acılarını bir nebze olsun hissedebildiğimizi kendilerine ifade edebilmek için bugün bir araya geldik. Tabii ki böyle bir süreçte birbirimize destek çıkmamız gerekiyor, birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ben kendilerine katılımlarından dolayı çok 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 teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii bu Aydın Ticaret Odası'nın kültür evi bütün Aydın halkının, yani Aydın'daki tüm okullarımız cumartesi pazarları randevu almak kaydıyla burada etkinlik yapabilirler. Bu bahçede çay kahve bizim ikramımız olarak Ticaret Odası'nın sponsorluğunda burada gençlerin gezilebilirler. Üniversitemize açık. Zaten Aydın'a şu anda gelen şehir dışından misafirlerimizi gezdirebileceğimiz ender yerlerden birisi oldu. Zaten Ticaret Odası'nın burayı açması ve organize etmesinin yegane amacı örnek teşkil etmesi. Yani Aydın'da bunun gibi Macar ustalardan kalan Cumhuriyet ilk yıllarında yapılan 80 tane evden 40 ayakta. Bu 40 evi eğer Aydın halkı olarak ama özel şahıs ama kurum ama odalar, borsalar, dernekler ayağa kaldırabilirsek Aydın'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirebileceğimizi, daha sürdürülebilir bir turizme kazandırabileceğimizi ümit ediyoruz. Bu anlamda Aydın halkına da ITV ile aracılığıyla davette bulunuyoruz. Lütfen gelsinler. Nenemizin, dedemizin evini gezsinler. Hep beraber gezelim. Burası da onlardan bir tanesi. Aydın'da en erken yapılan 24 Lutfü arasında yapılan konutlardan biri. Biz burayı 2011 yılında aldık. Çeşitli restorasyonlar yaparak Türk evine dönüştürdük. Aslında burası bir müze. Genel konsept olarak da bir etnografya müzesi özelliği gösteren bir işleyiş. Hocam otelinin olduğu yerde bir kahvesi var. Aynı zamanda halkın o dönemde Aydın'da ünlü kişilerden biri. Bu evi onun torunları da uzun yıllar korumuşlar.